Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bir aracım var, frigeri bakım için gelmiş Karaman'dan. Şöyle çift eksantriği gördüğümüz zaman zaten 2.0 140'lık olduğunu anlıyoruz. BKP ve BKD, bu motor BKD olanı, Audi'lerde çıkan motor. Ve bunlarda çok önemli hassas bir nokta var. Abone sayım çok az iken böyle bir video paylaşmıştım. Fakat aranızda o videoyu izlemeyen birçok kişi olduğunu bildiğim için, şu anki izlenme sayılarımız çok daha yüksek. Bundan dolayı böyle bir beladan bu motora sahip olan araç sahiplerini kurtarmak niyetim. Başka bir niyetim yok. Nedir bu bela? Trigger değiştirirken kesinlikle şurada bir saplama var arkadaşlar. Fabrikadan bayağı bir zayıf üretilmiş. Sanki böyle bilinçli olarak yapılmış. Yani sanki değil, resmen. Şu kutuyu bir açsana Ahmet abi. Ve bununla alakalı geliştirme yapıyor idik. Onun içinde vidalar var, onları ver bana. Geliştirme yapıyor idik ve araç sahibi dedi ki abim 130 bin kilometre önce trigger kayışını değiştirdim. Değiştirirken orada bir saplama var, onu tornacı yaptı dedi. Ben de dedim ki abi gerektiği gibi yapmamıştır. O da dedi ki yok abi vallahi yaptı. Şimdi şöyle abi, açar mısın sana zahmet? Araç sahiplerini de bazen böyle arada çalıştırıyoruz. Şikayetçi değilsin değil mi abi durumda? Yok abi, estağfurullah ya. Tamam. Aracın ilk sahibi bu arada. Kaç binde araç? 367 bin kilometrede ve ilk sahibi. Ustacığım hoş geldin. Nasılsın? Tornacıyı biz de çağırdık. Bakalım bizim tornacı düzgün bir şey yapabilecek mi? Öbür tornacı yapamamış. Şimdi şöyle arkadaşlar, şöyle bir vida çıkıyor. Gördüğünüz şu ince diş olan kısmı, metrik kaç bu? 8, 1 diş. Metrik 8, 1 milim değil mi? 1 diş. 1 diş. Yani 1 milim diş oluyor. Metrik diş. Bu şekilde çıkıyor ve üzeri de, yani söküldüğü zaman kesinlikle bu sıyırıyor. Şimdi ben oraya kontrasomumu bağladım, sökeyim dedim ve şu şekilde hafif, yani gevşek olduğunu direkt gördüm. Hiç zorlamadım. Ve şimdi onu sökeceğiz. Nasıl bir şey yapmışlar onu göreceğiz. En fazla 1.5 diş yapmışlardır değil mi? Ya da 1.25. Evet abi. 1.5'lu yok zaten onun. 1.5'lu yok değil mi? 1.25 var sadece. Evet abi. Doğru mu? Evet abi. Yani 1'den 1.25'e çıkarmışlardır onu diye düşündüm. Şimdi biz farklı bir sistem yapacağız. Ve bu saplama arkadaşlar ömürlük olacak. Doğru mu hocam usta? Evet abi. Daha önce yaptın mı hiç? Yaptım abi. Değil mi? Evet. Bunlarda genel sıkıntı, her zaman yalama oluyor. Doğru mu? Evet abi. Aynen abi. Bak dişi 1.25 yapmışlar. Göründü zaten. Göz elmas olmuş artık bizim. Gördüğümü direkt ölçüyor çok şükür. Allah herkese sağlık saat versin. Şimdi tam olarak bunu çıkartacağız ve bizim yaptığımız işlem nasıl olacak ondan bahsedeceğiz ve Nasip ustamla birlikte yapacağız inşallah bu işi, değil mi ustacığım? Evet abi. Hadi bakalım. Bu aşağıdaki saplamayı büyük ihtimal takmışlar buraya. Şu alttaki gördüğümüzün aynısını takmışlar gibi duruyor ya da farklı bir saplama. Tofaş'ın egzoz saplaması olabilir mesela, değil mi evet usta? Abi. Şu ışığı tutsan da az böyle görsek, görerek çalışsak olmaz mı hoca usta? Olur abi, ne olmaz. Evet, standart bu ince dişi. Metrik dişi 1.25'e çevirmişler ama arkadaşlar bu da zayıf. Maalesef bu da zayıf kalıyor ki zaten sağlıklı bir diş de olmamış. İçinde çapaklar falan kalmış şöyle. Gördüğünüz gibi biz şimdi bunu şöyle bir şeye çevireceğiz. Hemen buradan buluyoruz. Bizim Jay motorlarda çıkan şu saplamalar. Bakın metrik 10 değil mi? Evet, 11.5. 11.5 mu bu? Evet. Bunda 1.5 oluyor demek. 1.5 oluyor, 1.5 oluyor. Bakın boy olarak her şeyi aynı. Gördüğünüz gibi. Boy olarak aynı, sadece burası metrik 11.5. Yani bunu şunun yerine taktığımız gibi kaya gibi olacak inşallah, değil mi? Evet abi. İyi, o zaman başlayalım usta. Takım tezgah burada. Allah kolaylık versin. Sen yapacağın, biz izleyeceğiz, olur mu? Evet. Elin ayağın birbirine dolanmaz değil mi? İzliyoruz diye böyle hani heyecanlanmazsın değil mi usta? Tamam, hadi bakalım. Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi Özerler Torna. Bu işin ustaları. Biz onlarla çalışıyoruz ve gayet memnunuz. İnşallah onlar da bizden memnundur. He? Bizim için dedikodu yapıyorsunuz mu aranızda? Allah razı olsun. Şimdi oraya ne yapıyoruz? Direkt diş açıyoruz.
Evet. Helikoyla atmayacağız, doğru mu? Gerek yok. Evet abi, helikoyla gerek yok. Zaten buna abi. Helikoyl var değil mi içinde? Evet var. Onu çekebilecek miyiz? Evet, içine helikoyla atmışlar. Helikoyl dediğimiz yay gibi bir şey, şimdi göreceksiniz. Zaten onda helikoyl olduğu belliydi çünkü cıvatanın dibini bozmuş. Daha ince mi lazım? Evet. Hemen bakayım, burada vardır usta, burada yok yoktur. Şurayı açıyorsun, orada değilse buradadır. Bu olmaz mı? Olur. Tamam, çok fazla vurmayacaksın zaten. Kırmazsın, tornada mısın değil mi? Patlatmazsın. Yok, tamam, lazım. Yok. Hani şeyse zımba getirelim. Zımba getirsen daha iyi olur. Zımbayı bulamayız şimdi, boşver. Zımba getirsen benim için daha iyi olur. Orada var da o zımba biraz kalın gelir oraya. Girmez, sana ince zımba lazım. Veya şöyle senin bir şey dolabında vardır. Şöyle bir şey yaparız. Tamam. Ters matkap mı? Onun içine gibi şart gelecek. He, anladım. Onun içine salacaksın, çekeceksin. Ama o şey değil ha. Sen metrik bir salıyorsun ya, o bir değil içi. Biliyorum o. Ha, biliyorsun. Tamam. Biliyorsan sıkıntı yok. Malzeme burada. Gördüğünüz gibi. Yani neden bu şekilde üretilmiş, ben hala akıl fikir erdiremedim. Öyle zannediyorum ki tamamen böyle programlı eskitme dediğimiz olay var ya, işte o, başka bir şey değildir diye düşünüyorum. Mıknatıs vereyim mi? Yani yaptığımız bir iş düzgün olsun diye uğraşıyoruz. Başka bir gayemiz yok. Şöyle göster istersen. Şöyle. Yakaladı. Nasip usta, çek usta. Ben size karga burun vereyim mi? Çektin mi gelir zaten değil mi yay? Aynen öyle. Tamam. Yayla bu iş olmaz. O yayı da çeker alır. Onun için bunu yapacağız. Bu arkadaş. Evet. Yay bu. Allah'tan ki bu var. Bu olmasa ne yapardık ya? Şurada bakın bir sürü bunlardan. Sizin de bir nevi ekmek tekmesi. Evet abi. Olsun. Çoğu zaman gene sıkıntılı durumlardan bizi o yay kurtarıyor. Sente yarım diş kadar. Hava tabancasını ayarla. Buna şey sürelim mi, mavi ilaç? Sürerim ama biz daha tabii daha iyi olur değil mi? Şey yapalım da, sürelim bir de. Normalde buna metrodon kılavuz almam lazım, ben çok lazım şu an. Hava tutuyoruz. Tamam. Ben de. Burada. Önce bir bakıyoruz. İki tane somonumuz var orada. Gidiyor. He? Kıvamızı alacağım.
ya. Halı çektik, ayna gibi oldu içi. Onu verdim değil mi ben sana? Sen neydi en son? Burada bak. Al. Bak bakayım. Evet, kontra yapacağız, sıkacağız. Tamam. Kontra yapıp sıkalım ve dönelim bakalım nasıl olacak. Biraz da sen beni çek. Usta. Olur abi. Ben de biraz çalışayım ya. Yardım edeyim sana, olmaz mı? Olur abi. Arkadaşlar, sıvı vida kilitleyici Loctite de sürdük. Şimdi sıkıyoruz vidamızı. Bunu bir kere takacağız. Olacak ömürlük. İnşallah. Bunu bu şekilde yapmazsak, saplama keserse ne olur diye soranlar illaki olacak. Ondan biraz bahsedeyim arkadaşlar, ne olur? Trigger kayışınız kopar ya da diş kaçırır. Uğraşırsınız. Siboplar, silindir kapağının komple revize olması gerekir bu gibi bir durumda. Onun için kimse böyle bir duruma düşmek istemez. Onun için de buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zannediyorum ki bu iş bu kadar. Saplamamızı taktık ve en sonunda eski bileği üzerine sıkıyoruz. Ve şunu kontrol etmemiz gerekiyor kesinlikle. Bakın şu çene hareket ediyor olması lazım. Bu şekilde hareket ediyorsa demek ki bu iş olmuş ve herhangi bir sıkışma, herhangi bir problem yoktur anlamına geliyor. Ve bu şekilde topluyoruz. Saplamamız ömürlük olmuştur. Herhangi bir saplama, sıyırma, kopma, kayış dış atlatma gibi bir problemimiz çok şükür kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ve işleme devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz. Eline sağlık usta.